Şimdi sen bana diyorsun ki asit midir nedir, bir oğlan çocuğu öldürülmüştür, niye? Diyorsun ki öldürülen bu oğlanın bildikleri varmış ama benden korktuğu için konuşamamış. Söyle bakalım Battal Efendi, bu çocuğun bildiği ama söyleyemediği şey ne? Bunu soruyorsun. Doğru mu anlamışım? Doğrudur. Ey Avcı Bey, babamın deyişiyle. Ben ne bileyim? Bu soruları bana niye sorarsın? Herif karımı kaçırmış, karımın kardeşi gitmiş vurmuş, iş bitmiş, benden ne istersin? Ölünün arkasından hayır duası mı? Peki hadi onu da yapayım. Mekanı cennet olsun. Ha ya pamuk? Senin yerinde olsam töreden her şeyi kurcalardım. Kimi aileler için mukaddestir namus meselesi. Kimi babalar, kardeşler bazı şeyleri kaldıramaz. Başka soru. Asiye. Asiye selam. İdris. Bir görüşsek mi? Yok, telefonda olmaz. Yüz yüze. Nerede buluşalım? Benim işim soru sormaktır Battal Bey. Benim işim katilleri yakalamaktır. Ortada iki cinayet var. Biliyorum bu durum canını sıkıyor ama sormak zorundayım. Beni bu işin içine çekmek için tuzak sorular soruyorsun. Benimle akıl oyunları oynuyorsun. Bak, sen de avcısın ben de. Bazı avlarda nişan alırsın, tetiği çekersin. Ya vurursun ya da ıska geçersin. Bazı avlarda tuzak kurarsın. Tuzak avcılık ahlakına uymaz ama vardır. Ustalık ister. Kuralı da şudur. Tuzağı avına hissettirmeyeceksin. Bana bunu yapma. Ben öyle kolay kapana yakalanacak bir geyik miyim sen? Senin aklın bana yeter mi? Bir daha bu eve söyleyecek bir lafın olunca gel. Zırt pırt kapımı çalma. Şimdiye kadar avcılığından bir şeyler öğrenirim sanmıştım ama sen benim dengimdeysin. Bundan sonra başına gelebilecekleri öğrenmek istiyorsan kapımı bir kez daha çalmayı denerim.